Virüsler. Gözle görülemeyecek kadar küçük olan bu biyolojik işgalciler şimdiye kadar dinozorlardan insanlara kadar pek çok türe bulaşmış ve onların ölmesine yol açmıştır. İşte yaklaşık 33 milyon yıl önce Oligosen döneminin sonlarına doğru ortaya çıkan bir virüs de aynı şekilde o dönemde yaşayan memelilere bulaşmaya başlamış ve bir pandemiye neden olmuştu. Bu dönemde ortaya çıkan virüs ise RVFC olarak bilinen bir retrovirüsten başka bir şey değildi. Üstelik bu virüs yalnızca o dönemde yaşayan memeliler üzerinde değil, günümüzde yaşayan türlerin genetik yapısında bile kalıcı etkiler bıraktı. Bunu modern memelilerin DNA'sında bulunan bu antik virüsün kalıntıları sayesinde biliyoruz. Bu kalıntılar bizlere RVFC'nin yaklaşık 15 milyon yıl süren bir pandemiye sebep olmuş olabileceğini gösteriyor. Peki bu virüsün kalıntıları nasıl oluyor da hala içimizde bulunuyor? Ya da bu virüsün şu an üzerimizde bir etkisi var mı? Ama her şeyden önce bu olayı anlamak için retrovirüslerin ve RNA'nın ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. İlk olarak bilmemiz gereken şey RNA'nın genetik bilgiyi taşıyan ve işleyen bir molekül olduğudur. Bu moleküller hücrelerde DNA'dan aldığı bilgiyi kullanarak protein üretimini sağlarlar. Yapıları DNA'ya benzese de bazı önemli farkları vardır. Örneğin RNA tek iplikçikli bir yapıya sahipken DNA çift iplikçiklidir. Retrovirüsler ise genetik materyallerini RNA olarak taşıyan ve bu RNA'yı DNA'ya dönüştürerek konak hücrelerin genomuna yerleştiren virüslerdir. Bu süreç sonunda retrovirüsler genetik materyallerini kalıcı olarak konak hücrelerin DNA'sına yerleştirmiş olur. Bu sayede de bu genetik materyal nesilden nesile aktarılabilir. Örneğin eğer bir retrovirüs bir konakçının üreme hücrelerini enfekte ederse bu genetik materyal sonraki nesillere geçer. Ve virüsün genetik bilgisi enfekte olmuş organizmanın yavrularında da kalıcı olarak bulunur. Bu tür virüslerin kalıntılarına endojen retrovirüsler yani ERV'ler denir. İşte yaklaşık 33 milyon yıl önce RVFC olarak bilinen bir retrovirüs, dünyadaki birçok memeli türünü enfekte etmeye başlamış ve bu süreç milyonlarca yıl boyunca sürmüştür. Yaşanan bu pandeminin kalıntıları o dönemdeki memelilerin soyundan gelen canlıların DNA'sında yani bizlerde bulunmaya devam etmektedir. Onların kalıntılarının DNA'mızda veya diğer memelilerin DNA'sında olduğunu 2000'li yıllarda yapılan genom dizileme teknikleri sayesinde biliyoruz. 2000'li yıllarda yapılan araştırmalar sayesinde RVFC gibi retrovirüsler insan DNA'sında ilk defa tespit edilmeye başlanmıştır. Bu da pek çok bilim insanının bu virüslere ve onların insan DNA'sında bıraktığı kalıntılara odaklanmasına neden olmuştur. Örneğin şu anda insan genomunun yaklaşık %8'i bu eski retrovirüslerin kalıntılarını taşıyor. Yani bir insanın DNA'sının %8'i aslında antik retrovirüs kalıntılarından oluşuyor. Buna ek olarak Boston College Üniversitesi'ndeki araştırmacıların yaptığı çalışmalar RVFC'nin izlerinin sadece insanlarda bulunmadığını gösteriyor. Çünkü DNA'sı incelenen 50 farklı modern memeli türünün yarısından fazlasında bu virüsün kalıntıları bulunmuştur. Ve bu canlılar, kediler, köpekler, yunuslar, pandalar gibi çeşitli memelilerden oluşuyor. Tespit edilen bu durum birbirinden farklı pek çok memeli türünün bu virüs tarafından enfekte olduğunu ve onun bu canlıların üreme hücrelerini enfekte ederek genetik materyalini sonraki nesillere aktardığına işaret ediyor. Zaten bu virüsün geniş bir coğrafi alana yayılmasına olanak tanıyan şey de budur. Öyle ki yapılan araştırmalar RVFC'nin izlerinin Amerika, Asya ve Afrika'da yaşayan memelilerin DNA'sında kalıntı olarak bulunduğunu göstermiştir. Ama bu virüsün izleri Antarktika ve Avustralya'da yaşayan memeli türlerinde rastlanılmamıştır. Bunun nedeni de o zamanlarda bu kıtaların diğer kıtalarla herhangi bir bağlantısının olmamasıyla alakalı olabilir. Çünkü o dönemlerde Antarktika ve Avustralya diğer kıtalardan ayrı konumlanmıştı. Bu da onların virüsten izole kalmasına olanak tanımış olabilir. Bu virüsün neredeyse tüm dünyaya yayılmasına olanak tanıyan şey ise onun en önemli özelliklerinden birinin kendi genetik materyalini diğer virüslerle karıştırabilme yeteneğidir. Bu sayede RVFC diğer virüslerle genetik bilgilerini değiş tokuş edebilir ve bu da onun daha farklı özelliklere sahip yeni bir virüs olarak varlığını sürdürmesini sağlar.
Virüsün bu değiş tokuş sırasında kazandığı yeni özellikler onun farklı hayvan türlerine bulaşmasına ve daha kolay yayılmasına yardımcı olur. Yani RVFC virüsünün bu kadar farklı memeli türüne bulaşabilmesinin nedeni sahip olduğu genetik karışım yeteneğidir. Bu durum, virüsün neden milyonlarca yıl süren bir pandemiye sebep olduğunu ve bu süre boyunca farklı türlerin DNA'sına nasıl yerleştiğini rahatlıkla açıklamaktadır. Elbette bu virüsün neden olduğu devasa salgın sadece canlıların DNA'sına işlemekle sınırlı kalmadı. Yapılan araştırmalar onun genetik yapısının günümüzde kansere neden olabilen bazı virüslerle benzerlik gösterdiğine işaret ediyor. İşte bu benzerlik, ERVFC'nin de geçmişte kanser gibi hastalıklara yol açmış olabileceğini gösteriyor. Buna ek olarak ortaya atılan bazı hipotezler, ERVFC gibi bazı virüs kalıntılarının çevresel veya genetik değişiklikler yüzünden potansiyel olarak yeniden aktif hale gelebileceğini öne sürüyor. Ama bunun bir hipotez olduğunu unutmayın. Öte yandan bu virüslerin DNA'mızda bulunan kalıntılarına sadece hastalık yapıcı olarak bakmamamız gerekiyor. Örneğin ERVFC birçok memeli türünün DNA'sına entegre olarak bu türlerin genetik yapısını etkilemiştir. Milyonlarca yıl süren bu süreç, bu virüsten etkilenen memelilerin evrimsel yollarını şekillendirmiş ve onların gelişimini etkilemiş olabilir. Bu da virüs dediğimiz şeylerin sadece zarar veren yapılar olmadığı, aynı zamanda genetik çeşitliliğin ve adaptasyonun bir parçası olabileceğini gösteriyor. Kısacası ERVFC gibi antik virüsler memelilerin evriminde önemli bir rol oynamış olabilir. Sonuç olarak ERVFC gibi antik virüslerin kalıntıları bizlere geçmişte yaşanan büyük pandemilerin küçük bir görüntüsünü sağlıyor ve modern memelilerin genetik yapısının nasıl etkilenmiş olabileceğini gösteriyor. Bağışıklık sistemimizi etkileyen ve genetik çeşitliliğimizi şekillendiren bu tür antik virüsler günümüzde yaşanan ya da yaşanacak pandemileri anlamamıza yardımcı olabilir. Örneğin sadece birkaç yıl önce yaşanan COVID-19 pandemisi gibi olaylar, virüslerin ne kadar hızlı yayılabileceğini ve türler arasında nasıl sıçrayabileceğini gözler önüne sermişti. ERVFC'nin yayılma başarısı, modern virüslerin de benzer şekilde yayılabileceği ve kunakçılar arasında sıçrayabileceği konusunda bize bazı ipuçları veriyor. Bu nedenle ona ve ona benzer virüsleri incelemek, gelecekteki pandemilere karşı daha hazırlıklı olmamızı sağlayabilir. Ancak potansiyel olarak pandemi yaratma kapasitesine sahip virüsleri incelerken güvenlik önlemlerinin de oldukça yüksek olması gerekir. Çünkü bu virüslerin laboratuvar ortamından kaçması durumunda bazı trajik sonuçlar yaşanabilir. Örneğin 1977 yılında yaşanan H1N1 grip virüsü salgını bilim insanları tarafından detaylı bir şekilde incelenmiş ve bu salgının doğal bir köküne sahip olmadığı konusunda bazı şüpheler oluşmuştu. Ardından yapılan araştırmalarda ise bu salgının %62 oranında doğal yollardan değil, laboratuvar kaynaklı bir kaçış yüzünden meydana gelmiş olabileceği hesaplanmıştı. Eğer gerçekten de bir laboratuvar kazası sonucu bir virüs dışarı sızıyorsa, aynı şekilde kontrolsüz bir şekilde yayılarak hızla büyüyen bir pandemiye de yol açabilir. Bu da kısa sürede binlerce insanın ölümüne neden olabilir ve küresel çapta büyük bir sağlık krizine yol açabilir. Hatta insanlar arasında korku ve panik yayılabilir, temel hizmetler aksayabilir. Kısacası toplumsal düzenin bozulması kaçınılmaz hale gelebilir. Zaten bu tür krizleri sadece birkaç yıl önce ilk elden tecrübe ettik. COVID-19 pandemisinde binlerce insan ölmüş, ülkeler milyarlarca dolar zarar etmiş ve halkın büyük bölümü psikolojik olarak yıpranmıştı. Üstelik ERVFC ve COVID-19 pandemileri gezegende yaşanmış tek pandemiler değil. Ayrıca bu tür olaylar halkın bilimsel araştırmalara olan güvenini sarsabileceği için virüs araştırmaları yaparken güvenlik önlemlerinin üst düzey olması hayati bir önem taşıyor. Son olarak bu araştırmalar gelecekteki pandemilerle başa çıkmak için stratejiler geliştirmemize yardımcı olabilir.